Arkadaşlar selamlar. Şu anda tekrar YouTube videomuzu çekmeye başladık ama inanılmaz bir sürprizimiz var. Bu sürpriz Escalade. Şu anda arabayı kesmeye başlayacağız ve sizinle birlikte bu çalışmayı yürüteceğiz ve sürdüreceğiz. İlginizden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok güzel bir ilginiz var. Abone oluyorsunuz. Abonelikler de güzel geliyor. Bu anlamda da gerçekten teşekkür ederim. Ha bu arada meşhur eldivenleri Buğra. Videolarda en çok sorulan eldivenleri niye ters taktın? Arkadaşlar her şey bir sırrı var. Bunu burada açıklayamıyoruz ama bugün de eldivenleri ters takacağım. Haberiniz olsun. Hadi geçelim arabayı kesmeye başlayalım. Şu anda 3 milyonluk aracı keseceğiz ama emin olun bu aracın değeri kendi fiyatının çok 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 daha üstüne çıkacağı için keseceğiz. Yani bu aracı dönüştürmek için keseceğiz. Başka bir boyuta almak için keseceğiz. Başlıyorum. 1, 2, 3. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben de geleceğim. Gel, gel, gel. Gel Fırat'ım gel. Adamın tamamen şu an işine engel oluyor. Vallahi resmen engel. Kesmek ister misin? Harbi mi? Nereden? Sıkıntı olur, dur bakalım. Gözlüklerinize takalım. Biz de deneylerde kullanıyoruz. İş güvenliği gerçekten çok önemli. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu araç kesiliyor. Tavanı komple çıkacak. Tavan çıktıktan sonra buna özel yeni bir yükseltmiş tavanla bu aracı ortalama bir 25 santime yakın yükselteceğiz. Ve bu araç yükseldikten sonra tekrar özel olarak bir tavan daha üzerine inşa edilecek. Sonra artık bu araç tamamen kişiye özel dönüşüme başlayacak. Yani şu içerisindeki gördüğünüz boş alan bu araç bittiğinde emin olun başka boyuta gelecek ve bu aracı gören herkes wow diyecek. Çünkü böyle bir otomobil dünyanın hiçbir yerinde kimse görememiş olacak. Biz biliyorsunuz hep ilkleri yapıyoruz. Bu da o ilklerden bir tanesi olacak. Allah'ın izniyle arkadaşlar bunu bitene kadar sabırla beklemenizi istiyorum. Bu araç bittiğinde o yönünü de göstereceğiz araç. Biz bu araçları kestiğimiz zaman bu araçların bu kaportalarını yerine yeniden inşa etmiş olduğumuz malzemelerin kalite standartından tut özelliklerine varana kadar aynı standartta devam eder. Biz yani otomobilleri dönüştüren bir yapı olduğumuz için bu otomobilin dönüşebilmesi için ne yapmamız lazım? Kesmemiz lazım arkadaşlar. Yükseltmemiz lazım. Uzatmamız lazım. İçerisindeki tüm imalat şeklini farklı boyuta getirmemiz lazım. Teknolojisini değiştirmemiz lazım. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu araçta ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak? Bu araçta sanal gerçeklikli yapay zekalı asistan olacak. Yani bu araçta her şey asistanınızın yapmasıyla, sizin talimatınızla asistanınızın size hizmet etmesiyle başlayacak ve devam edecek. Yani aracınıza bindiğin zaman Fırat Bey bir emriniz var mı diyecek. Ben yapay zekalı asistanınız diyecek. Benim ne yapmamı istersiniz diyecek size. Siz diyeceksiniz ki tavanı gökyüzü yap diyeceksiniz. Bir anda o harekete geçecek. Evet arkadaşlar. Böyle daha havalı oldu. Değil mi? Böyle çıkalım mı trafiğe? Değil mi? Böyle çok havalı oldu işte. Çıkalım mı trafiğe? Bu işi de çözdük görüyorsun kardeşim. Bunun da üstünü açtık. Şimdi ilk önce bunun üzerine çıkartmış olduğumuz kalıbımızı koyacağız. Buna bir prototip kalıp çalıştık. O prototip kalıp o şimdi göreceğiz aracı. Nerede ne yapmamız gerekiyor? Artık detay işçiliklerine gireceğiz. Birleştirmelere girecek. Birleştirmeler yapıldıktan sonra artık araç toparlanmaya ve tekrar şasesi kurulmaya başlayacak. Dolayısıyla bunun incil işçiliği başlıyor şimdi. Kesmişi aynen. Bitti. Şimdi Sefo ustacığım hemen hazırladığımız prototip tabanı senden istiyorum. Bir araca koyalım. Kaldır. Bak. Ya Fırat bir dur. Abi gözünü seveyim ya.
Hayır taban aşağı gidecek. Arabanın kaputuna falan zarar vereceğiz. Gözün ki. Çek geri abi şunu. Sefa. Geri çek. Düzgün tut. Allah Allah. Erbakan Bey, birkaç arkadaşımızın yorumunda şunu gördüm. Erbakan Bey kendini övsün. Arkadaşlar, sizce benim kendimi övmeme ihtiyaç var mı? İş adamın aynasıdır, lafa bakılmaz arkadaşlar. Bizim kendimizi öveceğimiz zamanlar geçti. O çıraklık kafalık dönemiydi. Ama sizlere de bu ülkede neler yapıldığını da göstermek durumundayım. Çünkü benim sizler gibi değerli takipçi arkadaşlarım var. Biz artık Avrupalıya, Amerikalıya, ona buna özenmeyi bırakıp kendi ülkemizde de güzel olan şeyleri görmemiz lazım diye ben bunları anlatıyorum. Yoksa emin olun bizim buralarda kendimizi övmemize ihtiyacımız yok arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Daha ne yapayım ya? Nasıl konuşuyorum ama? Görüyorsunuz kardeşlerim. Başarıdan alçak gönüllülük olmaz abi. Arkadaşlar alçak gönüllülük başka bir şey. Tevazu başka bir şey. İnsanın kendisinde olan verimliliği dışarıya anlatması başka bir şey. Ben olmayan bir şeyi anlatmıyorum ki. Ben yapabildiğim şeyleri anlatıyorum. Dolayısıyla kibir yok bizde. Arkadaşlar bu haline aracın iyi bakın. Bu araç bittikten sonra da çünkü size bu aracı göstereceğiz. Biz otomobilleri arkadaşlar Z noktasından A noktasına tamamını Design VIP'in kendi fabrikasında getiriyoruz. Bu görmüş olduğunuz üstündeki prototip kalıp, yani aracın üzerinde yapmış olduğumuz bir prototip çalışma, kesmeden biçmeden önce bir çalıştık, gördük, baktık, ettik. Şimdi artık detay işçiliklerine gireceğiz. Onlar artık biraz şirketin sırrı olarak kalsın. Biz çalışmamıza devam edelim. Eldivenlerimizi çıkartalım. Ters giydiğimiz eldivenleri bu arada Buğra. Tamam mı? Çok yorum geldi. Kaç tane yorum gelmişti ters giydiğime dair? Yüzün üzerinde değil mi? Ya Fırat bir şey söyleyeyim, şu takipçilerine söyle, biz takip etsin. Abi bende de öyle bak, benim videolarımın izlenme oranında %75'i takip etmeyenler. Niye abi? Sebep? Aha bak görüyorsun değil mi? İzliyor, abone olmuyor arkadaşlar. Vay güzelmiş ha. Marka. İzliyor, abone olmuyor arkadaşlar ama bence beğeniyorsanız ki izliyorsunuz, abone olun ya. Ya bence de abone olmak bir parayla pulla mı? Bedava. Arkadaşlar YouTube'a... Bedava. Ne olmuyorsunuz abi ya? Yorum bedava, like bedava. Arkadaşlar bizi takip edin, bir. Yorum yapsınlar. Yorum yapın 2, like yapın 3, dislike yapmayın 4. Olabilir. Bunun yanında Yılmaz Hoca en çok like yapan bir kişi olmaz abi. En çok yorum yapan. Tamam, en çok yorum yap ama bir kişi olmaz. Tamam. Kaç kişi yapalım? Onu da siz söyleyin. 5 kişi. 5 kişi. Yorumu en çok beğenilen kişi. Ha, yorumu en çok. Nasıl beğeneceğiz abi yorumları? Birbirinin yorumlarını beğenme var. Evet. Ha öyle mi? Evet. Öyle, ulan bu YouTube'da neler varmış be? Yorumu ya en çok beğenilen 5 kişiye kebap. Erbakan benim ofisimde benimle birlikte öğlen yemeğinde kebap arkadaşlar. Sizi seviyorum. Daha çok yemeği konuştuk. Ben de bir yemeğini yerim. Gidelim yiyelim artık yemeğe. Yemek yiyelim. Arkadaşlar gerçekten hepinizi çok seviyoruz. Burası bizim doğal çalışma alanımız. Sizi de ailemiz gibi gördüğümüz için hakikaten çok doğal sohbet ediyoruz. Normalde aslında benim karakteristik yapım da bu. Ben samimi bir insanım. Ben öyle, tepeden inme bir insan olmadığım için ben ekibimle, arkadaşlarımla, çalışma ortamımda böyleyim. Benim 3 hayatım var. İş hayatı, sosyal hayat ve aile hayatı. Bunların hepsi birbirinden ayrı olduğu için hepsi de beni ayrı ayrı görebilirsiniz. Ama iş hayatında doğal, samimi ve ekibine inanan, ekibiyle birlikte olan bir adamım. Daha ne yapayım? Yeter. Hadi. Defalar etsen almam üstüme var. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya ellere mail verirsen oy. Kış ola bağlanan yollar.